demokrasi mensupları bugün Zafer Partisi genel merkezi olarak Çorum'da bir temasta bulunmak için bulunuyoruz ve partimizin 10 ay önce Çorum'da başlayan faaliyetlerin ulaşmış olduğu neticeyi de bizzat bir daha görmek amacıyla geldik. Bu akşam geç saatlere kadar burada kalacağız ve daha sonra Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye yönelik seyahatimiz devam edecek. Bütün bir haftaya yayılacak. Zafer Partisi kurulalı bir sene kadar oldu ve bu süre içerisinde partimiz Türk siyasetini kökten değiştirdi ve gündemi Nisan'dan bu yana belirleyen ana dinamik oldu. Bunun nedeni sahip olduğumuz büyük maddi imkanlar ya da televizyon kanalları değil, çünkü bunlara sahip değiliz. Ama Türk halkının gerçek gündemini anlayıp bu gündemi siyasete taşımamızdır. Türk halkının ve Türk devletinin gerçek gündemi de ülkemize 2011 sonrasında gelen ve sayıları 13 milyonu bulan sığınmacılardan ve kaçaklardan kaynaklanmaktadır. Türkiye dünyanın yuna farkı olmuştur. AK Parti hükümeti bu aradan geçen 11 sene içerisinde ülkemizi sınırlarının güvenliğini sağlamamış, aksine sonuna kadar açarak dünyanın her yerinden ipini koparanın bu coğrafyaya, bu ülkeye dolmasını sağlamıştır. Sınır güvenliği sıfırdır, hala sıfırdır. Geceleri yüzlerce kişi değişik noktalardan içeriye girmekte ve Türkiye'nin değişik yerlerine dağılmaya devam etmektedir de artık kentlerimiz güvenliğini yitirmiştir. Türkiye adeta Filistinleşmektedir. Türk devleti cemaatler ve tarikatlar arasında paylaştırılarak Lübnan'daki gibi değişik grupların devleti parçalaması gibi burada da bir Lübnanlaşma devlete yaşatılmakta ama coğrafyamızda bir Filistinleşme yaşamaktadır. Biz Zafer Partisi olarak bu süreçte karşı Türk milletinin iradesini temsil ediyoruz ve Türkiye'nin asla ve asla Türk milletinin elinden, Türk milletinin egemenliğinden alınamayacağını ifade ederek Sakarya Savaşı'nda, Sakarya kıyısında emperyalizmin kiralık ordusu, Yunan ordusuyla vuruşan Türk ordusu gibi biz de Türkiye'ye yönelik örtülü istilayla, sessiz istilayla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleden ötürü ırkçı olmakla, yabancı düşmanı olmakla suçlanıyoruz. Ama bize ırkçı diyenlerin, yabancı düşmanı diyenlerin ve verdiğimiz cevap canınız cehenneme, siz vatan hainlerisiniz ya da siz stratejik salaklarsınız oluyor. Çünkü gerçekten bunlar ya ahmak oldukları için bize ırkçı diyorlar ya da hain oldukları için ırkçı diyorlar. Biz ırkçı değiliz. Biz ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde bir milliyetçilik anlayışına sahibiz. Ama bir teknenin insan kapasitesi, taşıma kapasitesi 100 ise o tekneye 200 kişi almaya kalkarsanız siz iyi bir kaptan olamazsınız. Eğer 100 kişi ise 100 kişiyi de almazsanız 100 kişiyi aldıktan sonra gemiye binmek isteyen ikinci 200 kişiyi almazsanız o zaman o insanlara düşman sayılmazsınız. Neden? Çünkü onları da alırsanız yönettiğiniz tekne batar, herkes ölür. Biz de Türkiye'nin artık bu akından kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir sene içerisinde Anadolu Kalesi Projesi'nin adını verdiğimiz projemizde bu insanların hepsinin vatanlarına döndürmek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Ve Türk milletinden bu konuda yetki istiyoruz. Diyorlar ki bazen ya bu sayı çok fazla. Yani biz de dönmelerini istiyoruz ama dönmezler. Arkadaşlar bakın dünyanın en büyük savaşından en büyük zaferle çıkmış İngiliz
ordusu ve İngiliz donanması İstanbul'u işgal ettiği zaman Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler demişti. Eğer bir millet ve bir devlet isterse her şey mümkündür. Biz bu coğrafyadan emperyalizmi çıkarttık. Biz bu coğrafyadan kiralık orduları çıkarttık. Biz bu coğrafyadan stratejik göç mühendisliğiyle, kavimler göçüyle Türkiye'ye yönlenmiş insanları da Türkiye'nin dostları olarak çıkaracağız ve vatanlarına yollayacağız. Bu sayede her sene cebimizden 9 milyar dolar çıkmayacak, bu parayı Türk ekonomisi için kullanacağız. Bunlar vatanlarına dönünce kiralar düşecek. Bunlar vatanlarına dönünce 1,5 milyon insan iş sahibi olabilecek geniş alanları açılacak. Bunlar vatanlarına dönünce enflasyon en az %15 düşecek. Yani ekonomi bunların gitmesiyle düzelmeye başlayacak. Efendim ucuz işçi bulamayız. Bu ucuz işçi lafı da bir en büyük yalan. Bakın değerli Çorumlular, değerli vatandaşlar. Bu ucuz işçi denilen insanların sağlık giderlerini siz karşılıyorsunuz. Türk devleti verdiğiniz vergilerle. Ameliyat bedellerini siz karşılıyorsunuz. Bunların elektriğine, suyuna yardım yapıyorsunuz faturalarının ödenmesine. Ondan sonra bu adam da sigorta olmadan çalışıyor. Bundan devlet kaybediyor, bundan siz kaybediyorsunuz, bundan iki tane iş adamı kazanmış. Kusura bakmayın da o iş adamı da SGK'sını ödesin ve bir türkü çalıştırsın orada ve Türk vatandaşının karnı doysun. Özetle bu gerekçenin hiç iner tutar tarafı yoktur. 2011'e kadar Türkiye'de Suriyeli mi vardı? İşleri kim yapıyordu? Türk milleti çalışıyordu. Cumhuriyeti Türk milleti kurdu. Sanayiyi Türk milleti kurdu. Tarımı Türk milleti ayağa kaldırdı. Afgan ayağa kaldırmadı. Geldikleri gelecekleri şurada 3-5 sene önce geldiler. Özetle bu tür kafa karıştırmaya yönelik ama aslında Türk milletinin elinden devletini ülkesini alma komplosuna karşısında biz Zafer Partisi olarak asla yer adım atmak niyetinde değiliz. Şimdi sizlerin soruları var. Nahoş olur. Attığınız tweet ilgili efendim. Erkan Karaca, Anka muhabiri. Çorum. Geçmiş dönemleri için takmışsınız. Erman Bey'in dedi. Bunu bir daha biz hatırlatmayacağız. Tekrarlanmasın diyor ama yani Çorum'da bir kamuoyu oluştu bu konuda. Ben de sizi aramıştım telefonla. Görüşmüştüm. Bu konu yani içeriğiyle ilgili. Konu kapandı artık. Üzerinde durmuyoruz. Siz kimseyi dövüşmeyelim. Çünkü Türkiye genel... Ondan sonrası yarayı kaldırmak olur. Halbuki bak bazen de yaraların kabuk tutup ortadan kaybolması, iyileşmesi daha iyi. Twitter'da yazdığınız gibi olay sizin bahsettiğiniz gibi mi sonuç? Ya bu ülkede 13 milyon tane sığınmacı var kardeşim. Ülke ayağımızın altından kayıyor. Tamam. Kaç yaşındasın arkadaş sen? Ben 56 yaşındayım. Ben gazeteciyim, Çorumluyum. Bir dakika dur bir şey. Bir dakika dur bir şey söylüyorum. Buyurun. 50, kaç evladın var? İki tane. Allah bağışlasın. Sen? 38 yaşındayım. Kaç evladın var? Bekar. Bak. Şimdi sen 56 yaşındasın. İki evladın var. Ben 61 yaşındayım. Bir tane evladım var. İkimizin 3 tane Suriyeli olsaydık 12 tane olur. Doğru mu? Ülke ayağımızın altından kayıyor. İşimizi yaptık. Tamam, siz işinizi yaptın. Tamam, ben de cevabını verdim. O geçmişte kalmış bir tek olay geçti gitti. Tamam, bu kadar. Daha fazla olayı kaçırmayacağım. Evet. Ve masraflar hazineden oluyor tabii. Yani, saray masrafları. Türk milleti AK Parti'nin seçim kampanyasını ödüyor. Ama bu bugünle ilgili bir konu değil, bu sürekli böyle. Evet, buyurun. Ayı çıkabiliyor, her şey olabiliyor. Türkiye'yi de AKP yönettiğinden beri her şey olabiliyor. Ama bizim görevimiz siyaseten bunları engellemek. Ve seçimlerde Türkiye'nin güvenli bir ortamda gitmesini sağlamak. Provokasyon çalışmalarının, çabalarının önünü kesmek ve Türkiye'yi bir daha altını çizerek söylüyorum.
Haziran 2015, Kasım 2015 arasında bulunan benzer süreçler yaşanmaması hesabı. Evet. Başkanım, biliyorsunuz ki ülkemizde birçok sığınmacı var ve bunların birçoğuna da vatandaşlık denildi. Ve 2020 seçimlerinde de oy kullanabilecekleri söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı olmasına rağmen ve aday olmasına rağmen önemli değil. Aslında 500 bin, 300 bin gibi rakamlar yok dedi. Nereden bildiğini merak ediyorum. Belki Süleyman Soylu kardeşi söylemişti kendisine rakamları. Ona inanmıştı. YSK'nın elindekilerden daha iyi rakamlar var bizde dedi. Söyleyeyim bakın Kemal Kılıçdaroğlu yanaşıyordu. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam ve Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ yalan söylüyor derse ben ona hodri meydan derim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylediğini bildiği için hodri meydan diyemiyor bana. Bir oy önemlidir. İstanbul'u CHP 13 bin oyla aldı. 10 milyon seçmen. Şimdi Türkiye'de bir seçim var. Kılıçdaroğlu ben adayım diyor. Ve efendim 300-500 bin yok daha az. 299 bin. Önemsiz mi? Kemal Bey, buradan açıklıyorum tekrar. Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydı. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor. Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi onun bireysel tercihidir. Ama biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçimi kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Başkanım, son yapılan işte araştırma şirketlerinin anketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bazen Türkiye'de, partinizi gösteriyorlar, bazen göstermiyorlar. Şirketlerin biz değişik şeyler tarafından pazarlandığını biliyoruz. Partiler tarafından pazarlandığını biliyoruz. Bunlara açıktan ödeme yapılıyor, nakit ödeme yapılıyor. Birkaç gün önce bir kamuoyu araştırma şirketi, bütün şirketlerin sahasını yapan bir kamuoyu araştırma şirketi açıklama yaptı. Dedi ki, Zafer Partisi'nin ilgili bizim yapmış olduğumuz saha araştırmalarıyla izin verip yayınlanan araştırmalar arasında fark var. Bizde parti 4.9.4 gözüküyor. Bizim sahada yaptığımız anketlerde şirketlere verdiğimiz zaman bu gözükmüyor. Biz de biliyoruz bunu. Ama bütün bu saha şirketleri sandıklarda anket yapmayacaklar. Sandıklarda karar Türk milleti verecek. Ve biz de Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bütün bu anket şirketlerinin sahiplerini sandıklar açıldığında o sandıklara sokacağız. Çünkü yalan söylüyorlar Türk milletine. Psikolojik operasyon yapıyorlar. Psikolojik operasyon yapıyorlar. Ve bunu da para karşılığı yapıyorlar. Başkanım, seçim yapıldığı zaman halkın iradesi sandığa yansıyacak ama sandıktan halkın iradesi çıkacak mı? Sandıklara hakim olursak çıkar. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Evet. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız hala Mansur Yavaş mı? Hala Mansur Yavaş. Peki, yani siz de bildiğiniz gibi sarı muhalefet olarak nitelendirdiğiniz bir grubun belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani muhtemelen önümüzdeki seçimlerde aday olarak gösterilmeyecek. Yani siz aday bakalım, olarak gösterilmeyecek. Bakalım gösterecek mi gösterecek. Daha bilmiyoruz. Altılı masası bir karar alacak. Göstermeme niyetleri vardı ama biz gündeme getirdik. Halk da destekledi. Efendim son söylemleri ve yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa onu da o zaman değerlendiririz. Son bir soru.